Dikkat Şahan Çıkabilir'in bir şekilde bir daha ekranda olma, ne bileyim dijital bir platformda olma, ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Ee, var yani olabilir tabii. Arada o, böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor abi zaten o içinden gitmiyor ki Kim geliyor En çok ne oluyor mesela? Bir saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. <laughs> ee, sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. <laughs> böyle bir boşluk oluyor ama sonra tek tek şeyler geliyor. Abi e, bir düşünsen mi? E, Selin'i bir izletsene. Selin ne diyecek filan. O tarz şey yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi boş yere çoluktan çocuk uzak kalmıyor. Ya ben şeyi çok özledim ya Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan Ali Mahsun Mahsun'u bu... izletirseniz Bütün ceylan sayılır. Mahsun'u Be Ben ne polemiğe girmeyen arkadaşım. Evet. O Güzel. kimdi mesela ya da birilerinin karışımı mı? Abi hep harman bunlar. Yani hmm. bütün o e, şeycileri al, eee, hepsini böyle harmanla Ferkut <laughs> çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha da abi Nihat'ın bir şey yani var abi. orada bir o böyle baskını var yani. yani. Bir de ses tonu var, tabii, tabii. o hızlı konuşma yani. var falan. Mahsun da var hafif. <laughs> ben sahip <bir> söyleme. Kesinlikle <laughs> ver kardeşim. <laughs> Mahsun ya, çok severim onu. Da. <laughs> orada bir de şey vardı. Aşk doktoru vardı. O ha da Nedim Saban biraz değil evet. mi? Nedim Saban gibiydi o biraz evet doğru. Aynen. O da çok müthiş. Öyle var. şey vardı bir tane e, Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz şey Yok, masaya şey, vuran şey, değil mi? Yok o Gülent Binbaş. Öf, o acayip. Ratingçi. Tabi tabi böyle Her sürekli. Bizi, <laughs> biz vurdu şeyleri çocuğuyuz falan değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep. Eski şeyleri falan evet. böyle isimleri reytingi yükseltiyordu. Orada biz bir oyuz biz şuyuz. Reyting metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyordu. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir serif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. <laughs> çok güzeldi. Ya kimler katıldı ya? <laughs> Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işte o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent Binbaşı'nın en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk? Evet, evet diyor. O da karşımda benle. Böyle skeçler çekiyorduk ya. i̇şte ne bileyim, jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum falan. Hatırlıyor musun onları? Neler yapıyorduk abi? Çok değişik şeyler. Ve o, mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı. Böcek dolanıyordu falan. Gel oğlum good boy falan böceğe çağırıyordu falan. Bu bizim <laughs> besliyoruz biz bunu falan diyordu. Neler ne skeçler ya. Ya Nevriye vardı ben evet, evet Cengiz, 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 Evet. Çok güzel günlerdi. Evet. Nevriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofon uzatıyordu. Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. He, evet. Arkadaşı onun. Ee, o, hatta o kadın böyle bahara çahara konuşuyordu. O aslında Bizim setimize makyöz olarak geldi. Aa, evet. Oyuncu değil miydi o? Değil. Makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben mak makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. <laughs> Ve sonra bayağı ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok iyi geçti. <laughs> o Güzel bir mi? yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan e, Ayşegül Hanım mıydı? Ha, Neydi? Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım bu han Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. Alo yayında yapımda da biraz. Ya neler ya çok güzeldi. <laughs> o soldaki kadına işte makyajcı hanımefendiye. Gülten. He, Gülten Hanım'a mikrofonu veriyordu. O da bir evet. şey O böyle bazen işte terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le öyle konuşturma. Konuş... <laughs> tabii tabii tabii. <laughs> Tamamen doğaçlama. Ona da <laughs> öyle mi? Ki ben sen ya şimdi düşün telefondakini de ben yapıyorum ya karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle öyle değil mi kız falan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Bıdı 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 bıdı. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le? <laughs> bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağını, <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle konuşturma. <laughs> aynen aynen. Hani orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan mikrofonu şeye veriyor. Gülten Hanım'a veriyor. Hı. O söylesin diye alıyor gidiyor falan diyor ki ne biçim konuşuyorsun? Yayındayız şu an diyor. <laughs> arkada bu arada bilirler oturuyor. Biliyor. Onlar bayılıyorlar gülmekten. Evet. Onlar ya. bizim ekip işte. O Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var o da böyle ağzını <laughs> açıp. <kapatıp gülüyor> ama yani saçma bir. <laughs> oradaki ama müthiş bu yani. Çağ yani, bunu bir daha bu yapmalısın. Arada. Gerçekten yapmalısın evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. televizyonda yapamazsın muhtemelen yani zor. ama... YouTube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Yani. Aynen. YouTube'da şahane öyle bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani... Disney falan edebilir de <laughs> yani iyi bir ne bileyim yapımcı, girişimci <laughs> sana dönüp de böyle bir şey ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber hmm. şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama e, bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor izlenime. Yani. Çünkü ancak sen senin paşa gönlün istediğinde Şahan TV'de ya da işte Şahan çıkabilir Aynen. TV'de yapılabilecek Aynen. bir şey. Aynen. Ya evet biraz ıı, e tabii o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabii. Yani kamp biraz farklı akıyor o zaman. Beynin kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun falan. E şimdi 42 yaşındayım, iki çocuk babasıyım falan. da mı? Günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Ee, dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler alanlar da değişti. Ee, hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama e, hep içimden geliyor. O Ama sana bak şey sorusu çok soruluyor. Yani eleştirel sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Ee, Abi onu yapsana, çekmiyorum. bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana de. Şimdi ben mesela ben ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey ne çok hakim bir izleyicinim senin. Hı -hı. Benim için de mesela bu bir eleştir. Ya Recep İvedik'e hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep Vedik'i. Recep Vedik'i belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep Vedik filmini. Yani süreklilik evet seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil Recep Mümkün Vedi. de değil galiba Üç 3 sene. 3,5 sene. En son Recep Vedi. 2019 işte. İşte bu da 2022. 3 sene olmuş. Dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama... Hiçbir şey yapmadığım dönemde yani ne yapıyorsun dersen bu televizyona yaptığım skeçler veya e, işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz Sadece varmış. bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi bazen kendi Instagram'a ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime e, geçmiyorum. Sadece ongoing aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım. Sana şu dikkat şahan çıkabilirim. Bir ateşini yakalım. <laughs> hani bugün olur. yakalım da sen Belki ne zaman 8, yaparsın? 8-10 bölüm bir platforma yaparız. O tabii, da olabilir. Güzel olur olabilir. bence yani. olur. Evet. Ne seyrediyorsun olabilir. şu ara? Yani platformlarda miza e, mizah adına gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben bütün, çok beğeniyorum. Bütün onu. mizah şeylerini seyredmeye çalışıyorum ya, mizahçıları. E, çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can hmm. takip ederim. E, her bölümünü izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan Çok canım? da gülüyorum evet. Yani e, yaptığı iş tamamen e, hazır cevap e, bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir bir buçuk saat bir saat geçirmesi. Hoş çok yapalım. güzel bir iş yapıyor. Yani Hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani. E, kulağını kapasın işte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın. O işler öyle değil. Babasını ben aldım öyle diyorsun yani. O işler öyle değil, <laughs> aldım, yani <laughs> o işler işte, öyle değil ama. <laughs> Yani o bildiği doğruda ilerlesin. Çok güzel ilerliyor bence. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı. Kalemi de çok başarılı. E, oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. E, o da çok komik bir arkadaşımız. Onun projelerini de çok izliyorum. E, yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demirer falan onların da işlerini izliyorum severek. E, Erşan nasıl buldun? Be, ya Erşan bana pek hitap etmedi. Hmm. Çok net. E, öyle söyleyebilirim. E, kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama ben bana pek hitap etmedi. Ee...